Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA'nın işaretlediği hedefi Aselsan LGK-81 lazer güdüm kiti entegre edilen genel maksat bombası ile başarıyla vurdu. 2022 yılında Akıncı TİHA'dan farklı LGK-82 atışları yapılmıştı. Temmuz 2022'de yapılan atışta Bayraktar TB2 işaretleme yaparken Aralık 2022'deki atışta Akıncı üzerindeki KETS elektro-optik sistemi ile işaretleme yapmıştı. Bayraktar Akıncı BTİHA, Aselsan KETS elektro-optik sistemi ile gerçekleştirilen Aselsan LGK-82 güdüm kitli genel maksat bombasının atışlı testini başarıyla tamamlamıştı. Akıncı PT-4'ün kullanıldığı testte su üstünde yer alan bir sabit hedefe KETS ile yapılan lazer işaretleme ile hedef merkeze yakın bir noktadan vurulmuştu. Bu sayede test ile LGK-82'nin düşük cep değeri de sergilenmişti. Baykar resmi hesabından yaptığı paylaşımda Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 süpersonik füzesinin atış görüntülerini yayımladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sinop açıklarında bulunan hedefi İHA-230 füzesi ile başarıyla vurdu. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan İHA-230 süpersonik füzesinin ilk deneme atışı Aralık 2022'de gerçekleştirilmişti. Akıncı BTİHA'dan atılan ve Roketsan tarafından TRG-230 güdümlü topçu roketinin SİHA'lardan kullanım için geliştirilen konfigürasyonu TRG-230 İHA ile 100 km uzaklıktaki hedef başarıyla vurulmuştu. Atış testinde platform olarak Akıncı BTİHA kullanılmış ve atış 25.000 feet irtifadan yapılmıştı.